Türkiye Futbol Federasyonu bu kararları aldı. Farklı bir futbol atmosferi maçlarda bizi bekliyor olacak. Aldun Domaç'la, spor yorumcusu Aldun Domaç'la değerlendireceğiz. Yeni dönemi Aldun Domaç, hoş geldiniz Ana Haber'e. Hoş bulduk Cüneyt, iyi yayınlar. İstanbul'un fethini de kutlayalım bu arada. Aynen öyle. Fatih Sultan Mehmet Han'ı da fatihalarla atmış olalım. Onun sayesinde bugün İstanbul'da yaşamanın ayrıcalığı içerisindeyiz diyelim. Aldun abi, farklı bir futbol atmosferi bizi bekliyor az önce altını çizdiğim gibi. Bundesliga'dan biraz öğrendik bu tedbirleri. Türkiye Futbol Federasyonu'nda alınacak tedbirleri açıkladı, az önce paylaştık haberimizde. Nasıl değerlendiriyorsunuz futbolda, maçlarda yeni dönemi? Son derece iyi düşünülmüş, planlanmış bir tedbir paketi görüyorum ki siz de gayet güzel toplamışsınız. Hemen hemen benim ekleyeceğim herhangi bir şey kalmadı. 12 sayfalık bir ek protokol hazırlanmış. Protokolde Almanya'da gördüğümüz uygulamaların benzerlerini görüyoruz. Zaten şöyle bir gerçek de var. Pandemi konusunda en iyi savaşan ülke olarak bizim, o ülkelere, birçok ülkeye örnek olduğumuz, batılı ülkeye örnek olduğumuz ortamda liglerin oynatılmaması gerçekten de ciddi bir sıkıntı oluşturabilirdi. Bu noktada çünkü onlardan bir hayli önde olduğumuzu söyleyebiliriz. Hemen hemen her şeyi toparlamışsınız. Her şeyi de çok detaylı bir şekilde yazmışsınız. Belki birkaç tane küçük ek yapılabilir. Fotoğraf, toplu fotoğraf çekimi gerçekleşmeyecek. Bundan böyle el tokalaşmaları olmayacak. Belki şunu söyleyebiliriz. Almanya'da gördüğümüz uygulamanın bir benzeri. 5 oyuncu değişikliği olacak ama 5 kez olmayacak. Oyun sadece 3 kez duracak. Devre arası hariç tabii ki. 3 kez duracak. Onun dışında sürekli oyunu 5 kez bölemeyeceksiniz. O küçük notları ekleyelim. Yani açalım da onu. Örneğin ilk durduğunda 3 oyuncu, sonra 1 oyuncu, sonra 1 oyuncu şeklinde. Bunu tabii, evet, permütasyonu, kombinasyonlarını yapabilirsiniz. Zira Türkiye Kupası'nda yani da kere farklı olarak uzatmalarda zaten öyle bir hak vardı. Artı 1 hakkı tanıyordu Zira Türkiye Kupası uzatmalarda. Dolayısıyla 5 artı 1, 6 olacak değil mi? Evet. Cüneyt, şunu söylemeye çalıştım. Yani oyunu çok fazla, 5 oyuncu hakkım var. Bir tane değiştireyim, bir tane daha değiştireyim, bir tane daha değiştireyim diye 5 kere bölmek yok. Tıpkı eskiden olduğu gibi 3 kere yapma hakkına sahipsiniz. Dolayısıyla onu belki ekleyebiliriz. Ama son derece ince detaylarına kadar düşürülmüş. Statta her 20 metreye birer işte el hijyeni konulmasından tutun da mix zonlarda röportajların yapılmamasına kadar, ki bu en önemli olaylardan bir tanesi belki bizim açımızdan sadece 24 basın görsel olarak müsabakaları izleyecek olmasını da söyleyelim. Yani bu sayı çok fazla değil ama işin sağlıklı yürümesi açısından son derece doğru alınmış bir karar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Genel olarak baktığımda, ben inceledim 12 sayfalık protokolü, çok ciddi ve derin bir şekilde araştırması yapılmış. Çok ana hatlarını siz verdiğiniz için haberde gayet güzel bir şekilde toparlandığı için detaylarına çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü işte doktorlar, işte müsabaka öncesi o toplantılar vesaire, hepsi teker teker, hatta şöyle söyleyeyim, az önce siz haberde ilettiniz ama o mesela onun detayını söyleyeyim. Şimdi 6 kişi görevlendirilecek 20 ile 30 yaş arasında top toplayıcı olarak. Bu 6 kişinin ikisi karşı tarafta, yani çizgilerinin olduğu bölgede, birer tanesi de kale arkasında bulunacak. Yani o kadar detaya kadar yazılmış ki bunlar da gerçekten doğru planlanmış işler olarak görünüyor. Hani top toplayıcılara eskiden siz gazeteci büyüklerimiz buçukluk derdiniz, sonrasında top toplayıcı çocuklar oldu onun ismi. Şimdi de top toplayıcı gençler demek de gerekecek bu arada, buna ekleyeyim. Evet, evet, yani 20 yaş üstü çocuklar olacakları için böyle değerlendirebiliriz. Gerçekten de planlama gayet güzel yapılmış ve planlamada Futbol Federasyonu yetkilileriyle görüştüğümüzde şunu söylüyorlar: madem ki biz iddialı bir ülkeyiz, o zaman bu iddiamızı futbol müsabakalarını oynatırken de göstermemiz gerekli. İnşallah bu müsabakaları da başarılı bir şekilde oynatıp sonuçlandıracağız diyorlar. Tam o noktada hem maçların yeniden başlamasını soracağım size, hem de hiç istemeyiz ama
Hepimizin korkusu takımlardaki oyuncu sayısının hafta içerisinde maç öncesinde 14'e düşmesi durumunda o takımın maçının erteleneceğini doğrultusuyla fikstürün de biraz zorlanacağını da belirtmek lazım herhalde. Benzer bir durum Almanya'da da var. Aynı madde. Onu da söyleyeyim. Orada da yine 14 oyuncuyla 14'ün altı yani 15 oyuncuyla oynayabiliyorsunuz. 14'e düşünce müsabakalar erteleniyor. Yani bunlar da tedbir. Ama ben gördüğüm kadarıyla Türkiye'de hiçbir kulüpte yani şeyleri saymıyorum. Futbolcu ve teknik adam düzeyinde sayıyorum. Hiçbir kulüpte o düzeyde bir Covid-19 problemiyle karşılaşmadık. Galiba en fazla şu anda Malatya Spor'la ilgili bir takım konular konuşuldu ama orada da ben dün bir temas yaptım. 3 kişi olduğu söyleniyor. Covid testinden pozitif İlk çıkan. İlk bilgi 5 kişi yönündeydi. Çok şükür. Dediğiniz gibi inşallah 3'tür o sayı. Allah yardımcısı olsun yeni Malatya Sporlu futbolcuların, görevlilerin. Tabii oyuncu, yeni Malatya taraftarının onu da belirtelim. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim yeni Malatya'ya. Şimdi tekrardan bir test yapılacakmış. Ben Covid-19 testi pozitif çıkan bir futbolcuyla görüştüm. O 3 oyuncu olduğunu söylemişti. Ama herhangi bir belirtim yok. Hiçbir belirti yok dedi. Belki bugün bir test daha yapılacaktı. Bakalım o testin sonucuna göre. Yani şunu anlatmak için söyledim. Yani Malatya'yı özellikle vurgulamak için değil de hani biz o düzeyde bir durumla karşılaşmadık. Ankara Gücü, Beşiktaş, Fenerbahçe yani hep genelde 1-2 sayısı civarında karşılaştık. İnşallah bundan sonra da karşılaşmayız. Peki çok teşekkür ediyoruz. Salih Nomaç değerlendirmeniz için iyi akşamlar diliyoruz. Teşekkürler. Konuğumuz A-Spor yorumcusu Haldun Domaç'tı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Covid-19 tedbirleriyle ilgili görüşlerini bizlerle paylaştı. Sevgili seyirciler, Süper Lig'de yabancı kuralının değişip değişmeyeceği de belirsizliğini koruyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun orta vadede 6+2 sistemine geçmek istediği öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı sayısıyla ilgili planı ortaya çıktı. Hürriyet gazetesinin haberine göre TFF Yönetim Kurulu yabancı kuralı konusunda bir çalışma yapması için komite oluşturdu. Bu komite çalışmalarına devam ederken TFF öncelikli olarak yabancı sayısının 12 ile sınırlandırılması görüşünde. Bu durumda 14 olan yabancı oyuncu sayısı önümüzdeki sezon 2 eksilecek ve 12'ye düşecek. 12 yabancı futbolcunun 8'i sahada, ikisi kulübede, ikisi de tribünde olacak. Ancak bu uygulamanın 2020-2021 sezonunda mı yoksa bir sonraki sezon mu başlayacağı konusunda henüz görüş birliği yok. TFF yönetiminin orta vadedeki planının ise 6'sı sahada, 2'si kulübede olmak üzere toplam 8 yabancı oyuncuya izin vermek olduğu ifade edildi. Ayrıca yabancı futbolcu transferlerinde kriterlerin uygulanmasının da söz konusu olduğu belirtildi. TFF yönetiminin bundan sonra 32 yaşını geçmiş futbolcuların transfer edilmemesi konusunda görüş birliğine vardığı aktarıldı. Futbolda yeni dönemi Yukatel Denizli Spor Teknik Direktörü Bülent Uygun'la da değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz ana habere. Hoş bulduk, yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Hocam siz saha içinden gelen bir teknik adamsınız. Türkiye'nin unutulmaz gol kralları arasındasınız. Şu anda da çok başarılı bir teknik direktörsünüz. Öncelikle Covid salgını dolayısıyla ertelenen liglerin yeniden başlamasını hem futbolcu gözüyle hem teknik adam gözüyle nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi öncelikle tabii Covid-19'dan dolayı bütün ülke olarak çok zor bir süreçten geçtik. Malum bu geçtiğimiz bu süreç içerisindeki evimizde kalarak bu vebadan kurtulma şansını yakaladık. Şu anda da çok da iyi duruma geçti. Ve dolayısıyla da tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Malum bizim futbolcular hayatı boyunca mesleklerinin gereği olarak sahadaki gerek futbolcular futbol oynama adına, biz teknik direktörler de onları hem eğitmen adına elimizden geldiği kadar bu mesleğimizi severek, isteyerek, arzuyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii bu yaşadığımız sürecin içerisinde yaklaşık 2,5 ay gibi bir ayrılık oldu ve şu anda da bir 15 günlük sonra başlayacak olan maça baktığımızda 3 ay gibi bir süre ayrılık olmuş oldu. Herkese bir özlem var. Ama tabii ki insan sağlığı, aynı zamanda sporcuların da sağlığı çok önemli olduğu için bu yaşanan pandemi atlatabilmek adına
Özellikle antrenman yönünden zaten yaşadığımız sendromlar vardı ama bir de gelecek kaygısı yaşayan, yani kendi üzerlerindeki oluşan entropinin yarattığı o baskı